Elbette Orta Doğu'da bölgemizde yaşanan bu gelişmeyi biz de yakından takip ediyoruz. Ankara hep uyarıyordu daha büyük bir işte savaş tehdidiyle karşı karşıya kalınabilir bölgede bu durumu fitili ateşlenmemeli diyordu. Şimdi bu son saldırı sonrasında elbette Ankara'dan da tepkiler var. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan mevkidaşı mevkidaşıyla bir görüşme yaptı. Yine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi. Ankara'da elbette endişeyle takip ediyor yaşananları. Hasan ne dersin Ankara'nın ilk tepkisi ne oldu bu saldırıya dair? Sultan önce şunun altını çizeyim. Az önce Süheyla'yı dinlerken Selçuk Bayraktar'ın hafta sonu yaptığı bir röportaj aklıma geldi. Hemen çok kısa o ifadelerini kullanayım, saatlerin telefonların içine kadar giriyorlar. Kendi sistemimizde olması egemenliğimiz açısından önemli. Bunu inşa edeceğiz ifadesini kullanıyor. Yani aslında bu tür saldırıya daha önce Selçuk Bayrak bir anlamda dikkat çekiyordu. E, tabii detayları Süheyla paylaştı. Ankara'da süreci yakından takip ediyor ki saldırı sonrası dışişleri bakanı Hakan filan Lübnanlı mevkidaşıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Son saldırılar ele alındı ki Söhela detaylı anlattı. Artık İsrail bir anlamda savaşın Lübnan'a e, yaymak için bir çaba içerisinde bunu bu noktada aldığı kararlar var. E, Lübnan tarafında verdiği uyarılar var. E, bu anlamda e, İshail e, hep altını çizdiğimiz nokta. Savaşın bir anlamda bölgeye yayılması için adımlar atıyor. E, Ankara açısından baktığımızda bu saldırı da aslında onlardan biri olarak gözüküyor. E, Dışişleri Bakanlığı düzeyinde e, diplomasi trafiğinin devam ettiğini biliyoruz. Diğer taraftan da e, dün AK Parti'den de e, bir açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Gece geç saatlerde bir açıklama yaptı sürece dair Netanyahu hükümeti uluslararası hukuktan kaçmak için savaşı genişletme tutumu içerisinde olduğuna dikkat çekiyor ki Ömer Çelik yıllarca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem başbakanlığı düzeyinde. Döneminde hem de Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemlerde dış politika danışmanı olarak e, görev yapmıştı. E, bu anlamda e, o da yine Netanyahu'nun savaşı bölgeye yayma çabasına dikkat çekiyor. Savaşın Lübnan'dan İran'a kadar geniş bir alana yayılmasını istiyor. Bunun savunma ile ilgisi yok. Netanyahu katliam şebekesinin siyasi hesapları ile ilgisi var ifadesini kullanıyor. Yine e, özellikle müzakere sürecinde Hamas'ın tavrına da dikkat çekiyor AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. Hamas'ın barış konusunda olumlu bir tutum sergilemesi bu Netanyahu ekibi üzerinde baskı oluşturuyor. Netanyahu şebekesi bir yere saldırarak bu uluslararası baskıyı kırmaya çalıştığını ifade ediyor ki e, az önce Süleyman da altını çizdi. E, özellikle son günlere baktığımızda sahaya baktığımızda e, bir anlamda e, Lübnan'ın e, güneyine yayma çabası var ki daha önce bildiride atarak burada yaşayan vatandaşların bölgeyi terk etmesi noktasında uyarısı vardı Lübnan'ın bir anlamda Ankara açısından bu saldırıda İsrail'in Lübnan'a saldırı o girişiminin bir evresi olarak gözüküyor. Süreç yakından takip ediliyor tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün öyle saatlerinde bir mesais var. Gün içerisinde telefon trafiğine devam etmesini bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan süreci yakından izliyor ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu saldırıya dair an beyan bilgilendirildiğini biliyoruz. Süreç takip ediliyor Ankara tarafından. Peki söyle.